Bu videomuzda girilen sayının tek mi, çift mi olduğunu tespit eden bir uygulama yapacağız. Bunu da if ve else sayesinde yapacağız. Biz önceki videolarda prompt'u görmüştük. Prompt ile ne yapabiliyorduk? Kullanıcıdan veri alabiliyorduk. Kullanıcıdan veri almak için ben prompt'u kullanacağım. Şöyle kullanacağım. Var diyorum number. Yani sayı. Bizim sayımıza diyoruz ki prompt. Kullanıcıya bir sayı girecek. Diyoruz ki bir sayı giriniz. Bu sayıyı girdikten sonra artık biz number'ı bu şekilde almış oluyoruz kullanıcıdan. Tabii ki siz bunu kontrol ettirebilirsiniz ama bunu daha ileri seviyelerde göreceğiz. Yani kullanıcının sayı girip girmediğini kontrol ettirebilirsiniz. Ama bunu daha ileride göreceğiz. Bilenler varsa bunu tabii ki yapması gerekiyor. Bu şekilde geçiyorum. Çünkü daha basit anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında diyorum ki eğer if'i görmüştük. If ve else'i eğer diyorum. Eğer benim sayım ikiye tam olarak bölünüyorsa. Şimdi ikiye bölünme kuralı şudur. Bir sayı ikiye tam bölünüyorsa çifttir, tam bölünmüyorsa tektir. Tam bölünmekten kastımız da şu. Herhangi bir kalan olmazsa, yani kalan sıfır olursa ikiye tam bölünüyordur. Kalanı neyle buluyoruz? Modla buluyoruz. Modu şöyle anlatalım. Paint'i bir açalım. Diyelim ki ben 4 bölü 2 yapacağım. 4 bölü 2 yaptığımda kalanım sıfırdır. Bu kalanı bulan işlem, yani 4'ün 2'ye bölümünden kalanı bulan işlem moddur. Mod işlemini modülüs veya uzun haliyle internetten araştırabilirsiniz. Modu şöyle yapıyoruz. Mesela 4 %2 dediğimde 4 mod 2 oluyor aslında. 4 mod 2 oluyor burası. Ben şöyle yapacağım. Girilen sayı mod 2 yapacağım. Yani 2'ye bölümünden kalan eşitse 0'a dedim. Bu kadar basit. Yani benim sayımı 2'ye bölecek. Bana kalanı bulacak. Bu kalan 0'sa sayı tam bölünüyordur. Şöyle not alalım. Sayı 2'ye tam bölünüyorsa bu sayı çifttir. Bu kadar basit. Sonrasında ne diyeceğim? Document.write ne diyelim? Sayımız çift. Sayı çift. Bu kadar. Bir de bu durumun tam tersi olacak. Yani bu sayı sıfıra bölünmüyor. Yani sıfıra bölünmüyor çok yanlış bir cümle oldu. İkiye bölümünden kalan sıfır değilse ne olacak? Bu sayı tek olacak. Ama benim bunu bu şekilde açık açık yazmama gerek yok. Bu if'in tam tersi nedir? Else'tir. Else dediğim an bunun tam tersini almış olurum. Tam tersini alıp sayı tek yazdıralım bir de. Bu şekilde bunu yapmış olduk. Şimdi bizden bir sayı isteyecek sayfamız çalıştığında. Mesela 5 giriyorum. Sayı tek dedi. Çünkü 5 2'ye bölündüğünde kalan 1 olur. Yani çift değildir. 6 giriyorum. Bakın sayı çift dedi. Bu şekilde istediğiniz kadar sayıyı deneyebilirsiniz tabii ki. Mantığı hem mod işlemini gördük hem de if ve else ile basit bir mantık kurduk. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.